Gökhan abi, canlı yayının azizliğine uğradık. Tam da bağlantıyı yapmıştık. Canlı yayın azizliğine kurban gittik. Normalde yayını telefonun üstünden yapıyordum. Şimdi Wi-Fi'den yaptım. Vallahi açılmadı, paraşüt açılmadı Ergin. İnemedik, rahat inemedik yani. Telefonun internet bitince mecbur Wi-Fi'den devam ettik ama Wi-Fi'de de aksaklıklar oluyor. Teşekkür ediyorum Gökhan abi. Biz de öyle, hep destek, tam destek. Takıma da öyle, her birimize kim ne yaparsa sonuna kadar destek. Bakalım Burhan Mağal. Ağrı'dan Burhan Bey inşallah bağlanır. Bağlanıyor. Hoş geldiniz. Burhan Bey hoş geldiniz. Akşamlar abim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi vallahi, sağ olun. Kulaklık var mıydı Burhan Bey? Kulaklık olacak bir saniye. Ya da biraz daha sesini açarsanız. Serkan Bey kulaklık geliyor. Tamam, bekliyorum. Kulaksız görüşelim abi. Kulaklığı yokmuş. Tamam. Nasılsınız? Nasıl Ağrı'da Nasılsınız? işleriniz, güçleriniz? Hamdolsun, çok şükür abim. Ne yapıyorsunuz Serkan Bey, Ağrı'dan? biliyorum. Evet. Abim, bir iki tane sorum olacak. Zamanı var mı? Buyurun, buyurun. Serkan abi, bizim bu kupa maçımız İstanbul dışında oynayacaktı. Neden İstanbul alındı? Şimdi şöyle, biliyorsunuz Katar'da oynanacaktı bu. Doğrudur. Maçın Katar'da oynanma durumu vardı. Ama şöyle de bir şey var. Ya Şampiyonlar Ligi ya UEFA Kupası'nın finali İstanbul'da Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Onun için yani oraya bir hazırlık olarak düşünüldü. Herhalde UEFA'nın bir isteği oldu. Yoksa yani normalde Katar'da yapılacaktı. Yani tahminimi söylüyorum. Yani basına, medyaya bir açıklama yapılmadı. Bildiğim kadarıyla yani o UEFA'nın organizasyonuna bir hazırlık olarak böyle bir şey yapıldı. Ama biz de farklı bir yerde olmasını isterdik. Yani İstanbul dışında başka bir yerde olmasını isterdik. Daha tarafsız bir sahada olabilirdi. Çünkü daha önce Doğru. Başakşehir o sahayı kullanıyordu. Biliyorsunuz oraya aşina Başakşehir o sahaya. UEFA'nın bir oyunu değil mi acaba? Vallahi bilmiyorum, UEFA Türkiye Ligi'nde oyunlar oluyor da UEFA'da yapıyorsun zaten. Bir tek UEFA kaldı bizle uğraşmayan. Gerçi şike sürecinde biliyorsunuz UEFA'yla da sıkıntılar oldu. Yani UEFA'nın da çünkü UEFA yöneticileri Türkiye'ye geldi, onlarla görüşüldü falan. O görüşmeden sonra işte sahaya yansımadı gibi bir olay oldu. Şike sahaya yansımadı diye bir olay oldu. Ondan sonra tüm şeyler değişti. Kriterler, şeyler değişti. Bunun üstünden gidilmeye başlandı. Yani şike olsa bile, yani konuşulsa bile, görüşülse bile sahaya yansımadı dendi. O şekilde devam edildi. UEFA yani şöyle, önemli olan güç biliyorsunuz. Güç, kimin gücü varsa o bununla ilgili gücünün sonuna kadar kullanıyor. Biz gücümüzü hani o büyük takımlar kadar güçlü değiliz ama olan gücümüzü de tam yeterince kullanmıyoruz. Şimdi bunu üzülerek ifade ediyorum da gerçi bizim Trabzon'da Trabzonspor'da yani Trabzonlu iş adamları yeterince sahip olmuyorlar. Bugün şeyin başına bakıyorsun, Kasımpaşa'nın başında Trabzonlu bir iş adamımız var. Orada bir Yusuf Erdoğan'ı almaya çalıştık. Yani adam bize vermek istemiyor. Yok, Yani hani şöyle, Turgay Ciner benim bildiğim Kasımpaşa'nın şeyi, Kasımpaşa Turgay Ciner de Trabzonlu değil diye biliyorum. Yanlışlık yapmayayım. Süleyman Hurma'yı unuttum. Süleyman Hurma Karagümrük'ün başkanı, o da Trabzonspor'da çalışmış. Tam Trabzonlu olduğuna emin değilim yani.
Ama Trabzon'la ilişkileri çok iyi olan bir insan, yani o tip transferlerde de yardımcı olabilecek bir insan. Camiaya çok yakın bir insan. Serkan Bey, şimdi açık söylersek mesela bu Başakşehir'in şampiyonluğu bizden alındı resmen. Hile hurdayla bir şeyler yaptılar, şampiyonluğu bizden aldılar. Bunun kutlamasını yapan da Karadenizli insanlardı genellikle. Yani Kasımpaşa'nın birkaç tane kulüp başkanı oldu. Hatta şampiyonlukta kutlamaları bizim Karadenizler yaptılar genelde. Ya aynen yanlış şeyler oluyor. Mesela bu Mesut Özil transferini de çok böyle nasıl söyleyeyim kutlayan şey yapan çok fazla sayıda Trabzonlu insan oldu. Yani bizim tasvip ettiğimiz şeyler değil. Yani sonuçta Fenerbahçe'nin aldığı bir futbolcu. Yani onun bizimle bir alakası yok. Milli bir dava da değil. Yani bizim için milli bir dava değil Mesut Özil'in alınması şey olması. O yüzden yani ben tasvip etmiyorum ama onaylayan da yani kendi fikri. Onaylayana da bir şey diyemeyiz yani. Şimdiden Mesut, Trabzon'un bir tane Mesut var. Yani Mesut çok öyle abartılacak bir şey değil. Yani şişirmiş bir balondur bence. O Ya zaten Mesut, görülecek. O bu sene görülecek sahada. yani şişirmiş bir balondur. Ondan bir farkı yoktur. Trabzon'da 11 tane şey var, Mesut var. Tabii. Her bir Mesut'tur bizim için. Tabii. Ayrıca bu transferde birkaç tane isim burada zikretsek sakıncası var mı acaba? Olabilir zikredin. Biz Göztepe'de mesela Halil var. Şöyle mesela ben Halil'in alınacağını düşünmüyorum. Çünkü Halil açık alan futbolcusu. Yani bulduğu zaman gidiyor. Alan bulması lazım. Bizim oynadığımız oyun da baskılı bir oyun olduğu için bizim o kadar alan bulabileceğimizi düşünmüyorum. Bana göre ama ya yani kendi fikrim kesinlikle yanlış anlamayın. Kendi fikrim o. Açık alanda çok iyi oynuyor Halil. Bizim bir futbolcu vardı sonra Sivas'a gitti. Neydi çocuğuna ismi? Sivas'a gitti oradan da şimdi başka bir takıma gitti. Galatasaray'da da oynadı. Neydi çocuğun ismi ya? Mesela o da açık alan futbolcusu. Açık alan futbolcusuydu. Oynayamadı, yapamadı yani. Önemli olan kapalı takımlara karşı nasıl oynadın? Kapalı takımları nasıl açacaksın? Önemli olan o. Yani benim kendi kişisel fikrim. Peki Serkan Bey, Bursaspor'da Ali Akman, Batuhan Kör bunlar nasıldır? Şimdi şöyle, biz transfer yapacaksak bana göre öyle oyuncular almamız lazım. Ama daha parlamadan. Ali Akman şimdi parladı. Ali Akman'ı şu an 3-4 milyon eurodan aşağı Bursaspor bırakmaz. Bence Avrupa'ya da gidebilir. Biliyorsunuz Ali Akman'ın Ayhan Akman'ın yeğeni o. Hani pazarlama şeyleri de var çocuğun. Onu şu an almak zor ama Batuhan daha tam parlamadı. Batuhan alınabilir mesela. Batuhan Trabzon'da doğan, ailesi Trabzonlu değil ama Trabzonsporlu olan bir çocuk Batuhan. Trabzon'da kendisi Trabzon'da doğmuş ama ailesi Trabzonlu değil ama Trabzonsporlular hepsi. Ona da yaklaşacaklarını düşünüyorum. Biz alacaksak öyle yetişecek, ileride parlayacak adamlar almamız lazım. Hem bütçemizi de sıkıntıya sokmamak için. Çok iyi bir transfer olur bence bana sorarsanız. Aslında biz alacağımız futbolcuları daha önce de basında paylaşıyoruz. Ondan da büyük zorluklar çekiyoruz. Mesela bu Halil Dervişoğlu Galatasaray'a gelmiş diyorlar. Adam Doğru Trabzonlu. o Galatasaray'a geldi ama şöyle Halil Dervişoğlu'nun yani yaklaşık bir senedir, 1,5 senedir alınma durumu var. Devamlı görüşülüyor babasıyla. Babası fanatik bir Trabzonsporlu ama bu işlerde profesyonellik de devreye giriyor. Yani belli bir para istiyorlar. Trabzonspor'dan da belli bir para istemiş. Yani anlaşma noktasında biraz sıkıntılar çekilmiş ama Halil Dervişoğlu Ümit Milli Takımı'nın 3-4 tane iyi oyuncusundan biri bana göre. En iyi 3-4 tane oyuncusundan biri. Yani şimdi Berat'ı söylüyordular. Berat'ı aldık. O var. Bir iki tane daha futbolcu var yani ön plana çıkan. Ali Akman da o şekilde. Yani o alınsa hayır demem. Ama niye alınmadı? Yani böyle bir şeyler söyleniyor ama ne derece doğru bilmiyorum. Serkan Bey, bu Konyaspor'da şey vardı, bizim Abdülkadir Sakat'tan Ömer Ali miydi? Ömer Ali'nin Başakşehir'e Başakşehir'e gitme durumu varmış. Ya işte Ömer Ali. Başakşehir'e gitme anlamadım şeyini yani hangi mantıkla neye göre gidiyor
nasıl gidiyor bilmiyorum da yani zaten bu maçta oynasaydı zaten çok böyle etik olmayan bir şey olurdu yani. Ama bu maçta oynamayacak herhalde. Daha görüşmeleri sürüyor yani. Daha tam gitmedi diye biliyorum. Pardon. Şimdi maalesef bunlar etiğe bakmıyorlar. Etiğe baksaydı zaten oynamaması gerekirdi. Bunlar etiğe bakmıyorlar. Hani Türkiye'de nasıl sadece Trabzonspor'a karşı futbol oynanıyorsa transferde de aynen o durumdayız biz. Aynen, Mesela Trabzon'a aynen. karşı futbol oynandı. Başka takıma karşı oynamıyorlar. Adam ölümüne oynuyor Trabzonspor'a karşı. Mesela geçen sene Alanya, Antalya, Denizlispor, Gençler Birliği yani şampiyonlukta en büyük adayımız onlardı. Bize karşı oyunlarıydı. O yüzden buldunuz mu atacağınız Buran Bey? Mesela Konya'ya 5-6 tane atsaydık yani çok güzel olurdu. Yani o fırsatı da yakaladık ama yani daha sakin futbol oynamaya başladık 3-0'dan sonra. Aslında gerisini getirebilirdik. Buldunuz mu atacağınız? Yani kimse acımadı bize. Yani Kasımpaşa bile 6 attı bize. Antalya bulduğunda 7 tane attı biz. Burada maça gittik Antalya'da. 7-0 bitti maç. Aynen doğrudur. O şekil. Doğrudur abi. Siz nasıl Ağrı'da nasıl Trabzonsporlular nasıl bir dernek bir şey var mı? Yok burada bir şey yok maalesef. Nasıl kalabalık mısınız? Kaç kişi böyle maçları beraber izleyebiliyor musunuz? Ben genelde Patmos'ta izliyorum maçları. Memur kesimi var genelde. Trabzonspor'u çok da tutan değil, az da yok. Yani vardır. Taraftar mutlaka vardır Patmos'ta. Küçüklüğümden beri ben Trabzonspor'um. Şenol Güneş zamanında ben Trabzonspor'u tuttum. Aynen. Kaleci Şenol Güneş'leri zaman o zaman ben Trabzonspor taraftarı oldum. Halen de fanatiyim ben. Yani sizin gibi insanları görmek çok mutlu ediyor bizi. Hani o böyle Teşekkür ederim. az da olsa ya bir de o mücadele de çok şey. Mesela bizim de mesela burada çocuklarımız şimdi Antalya'da mesela okula gidiyor. Sınıfta mesela 40 kişi varsa tek Trabzonsporlu onlar. Hatta okul içinde 2-3 kişiler yani. O diğer büyük takımlara karşı o maçlardan sonra özellikle de yenilince çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Doğrudur. Çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Yani yendiler mi çok iyi oluyor da yenildik mi çok sıkıntı yaşıyorlar. Dalga geçiliyorlar. İşte hamsi diyen var. İşte yok ezik mezik bilmem ne. Bir de yani tek kişi oldukları için bir şey de yapamıyorlar Neyse biz Hamsi'yle gurur duyuyoruz. yani. Yok biz de öyle hiç gocunmuyoruz yani hamsi diyebilir yani şey önemli değil. Hepsi kuş biz de hamsiyiz yani önemli değil balık. Yok aslında bakarsan Hamsi'nin tarihi açısından ne yaparlardı? Biz 67'de birinci lige çıktık 5-6 tane şampiyonluğa sahibiz. Yani 905'te 907'de çıksaydık bizim de 13-14 tane şampiyonluğumuz vardı kesin. Biz 67'den çıktık son 20-30 senede 5-6 şampiyonluğa sahibiz. Bu başarı İstanbul takımlarından yoktur. Aynen Yani bir de bunu yani o güçle, o destekle, medya desteğiyle yapılan bir şey. Yani şimdi mesela Mesut Özil'in transferinde bir sürü grup, şirket, holding destekliyor bunu. Hepsi bir el veriyor. Yani sponsorluk olsun, şey olsun hepsi bir şekilde destek veriyor. Ama biz kendi yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz. İşte dışarıda sizin gibi taraftarlarımız, bizim gibi işte gurbettekiler. Yani camia olarak daha küçüğüz ama daha çok etki yapabiliyoruz yani. Küçük olmasına rağmen daha çok etki bırakabiliyoruz. Serkan Bey, bu harcama limitleri dediğinizde geçen sene birkaç tane transfer yaptı Ağaoğlu. İşte Fenerbahçe, özellikle Fenerbahçe tarafında sırtını devlete dayamış böyle böyle falan filan diyorlardı. Peki bu sene Fenerbahçe bu paraları nereden getiriyor? Yani bunu düşünmüyor mu kimse? Ya işte şöyle, Trabzonspor olunca herkes konuşuyor ama diğer takımlar yapınca işte medya desteğiyle olsun, diğer işte sosyal medyanın gücüyle olsun hemen bunu sümenaltı ediyorlar. Ama Trabzonspor olunca bunu hemen yani gündeme getiriyorlar. Değiştikçe deşiyorlar konuyu. Bu bizim biraz dediğim gibi işte hem medyadaki güçsüzlüğümüz hem sosyal medyadaki güçsüzlüğümüz. Yani sosyal medyanın önemi de buradan ortaya çıkıyor. Ya bir konuda mesela atıyorum bir konu gündeme geliyor. Ne kadar çok sosyal medyada değinilirse o kadar ses getiriyor. Ama sosyal medyada bu konuya değinilmiyorsa
Hiçbir etki bırakmıyor yani. O yüzden sosyal medyayı da gerektiği gibi kullanmamız gerekiyor Trabzonspor taraftarları olarak. Hani ben bu şekilde düşünüyorum. Doğrudur, aynen katılıyorum. Oldu mu Teşekkür abi? ettim katıldığınız için. Bütün Trabzonlu dostlara selam. Sağ olun, sağ olun. Oldu, akşamlar, kendine iyi bak. Teşekkürler, teşekkürler katıldığınız için. Konuşma anlaşılmıyor. Şeyden dolayı kulaklık yoktu arkadaşta. O yüzden anlaşılmadı. Adil kardeş seni de alabilirim. Serkan Demirbaş katılmak istemişsin, sonra gitmişsin. Emrah Hurcu yayına gel. Emrah'cığım gelirsen seviniriz. Oradasın. Ama canlı yayına katılabilir gözükmüyorsun. Canlı yayına katılmak isteyen arkadaşları alalım. Adil niye katılmadın? Bornem abi. Şöyle. Renktaşımız Murat Salihoğlu'yu bağlıyoruz. Murat Bey şöyle yan çevireceksiniz. Yan çevirirseniz bağlanıyor. Vallahi konuşmaları tam tribüne çevirdiniz. Ekleniyor diyor ama Murat Salihoğlu'nu alamadık herhalde yan telefon dönmediği için. Bağlantı kurulamadı diyor. Serkan Demirbaş'ı alalım. Daha sonra Adil. Hoş geldin Adaş. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi vallahi. Allah'a şükür. Nasıl bir Eko, değişiklik? herhangi bir Eko. değişiklik yok. Eko başkana selamlar. Zaten maşallah var. Sen editörün gibi. Sen canlı yayına bağlandığın zaman herkes tek tek davet ediyor. Sağ olsun. Ya Benim teşkilat. şeyim, benim moderatörüm He, Eko. moderatör diyelim. Evet. Yani Ha, moderatör tabii gibi şey olsa dernek başkanı olunca demek ki görev kolay şeyi kolay değil, kabul kolay ediyorlar. değil. Evet. Her yere ulaşabiliyor. Demek ki iyi bir başkan, iyi bir şey. Tabii İyi tabii bir dernek başkanı. Eko gerçekten yani herkesçe de camiada herkesçe de sevilen bir arkadaşımız. Tabii biz de seviyoruz Kemal canım. İyi bir Abdioğlu ile birlikte şair yani baba herkesin yani ya. özellikle de deplasmandaki insanlar yani bizim gibi insanların tanıdığı, sevdiği yani bir insanların birbirlerine kaynaşmasını sağlayan insanlar. Yani Evet. ben yani çok kişiyi onlar sayesinde tanıyorum. Yani Aynen. dışarıdaki insanları da yani tamam biz kendi çapımızda her yerde maça gidiyorduk ama insanlarla Evet. işte muhabbet etmiyorduk ama onlar sayesinde şimdi herkesle tanışıyoruz, şey yapıyoruz. Onlar sayesinde Aynen. insanlarla görüşüyoruz. Evet, aynı Kemal de aynı. Eko Başkan da aynı. Sağ olsunlar, var olsunlar. İyi arkadaşlar. Yarınki Ne maçlar diyorsun maç önceden hakkında yarınki yarınki maçla ilgili? maçla ilgili çok da önemsediğim bir maç değil açıkçası da. Yani çok da önemli değil de. O geçen gün konuşmuş olduğumuz transferi kapatalım muhabbetinden sonra Erdal Hoş'u dinledim pazar akşamı. Erdal Hoş, Ne? Abdullah Avcı'nın 6 tane transfer ismi verdiğini söylüyor.
Yalnız bunları alabiliyorsanız, şimdi alamıyorsunuz, acele yok ama alacaksanız bu 6 kişiyi alın demiş yani. Sezon sonu da olabilir demiş. Yani aklın yolu bir işte zaten. Abdullah Avcı da bizim gibi düşündüğümüz gibi düşünmüş. Daha doğrusu biz onun gibi düşünmüşüz. Aynen Mantıklı olan aynen. da odur yani. Bu devre arasında yapılacak olan transfer kaldı ki hepsi de diyelim 6'sını da aldı yönetim. Bir çılgınlık yaptı aldı. Ne olacak yani? Ne olur ki bu ligde Beşiktaş Göztepe maçını seyretmiş olduk. Hepimiz seyrettik değil mi yani? Hakimi gördük işte. Bu ligin nasıl dizayn edildiğini, kafada kimler olacak, 3 aşağı 5 yukarı belli. O yüzden Trabzon 6 kişiyi alacaksa tam 6 kişi yani Abdullah Hoca'nın söylemiş olduğu 6 kişiyi birini Berat aldı. Tahmin ediyorum 5 kişi kaldı. O da sezon sonunda yapar. Sezon başında iyi bir hazırlık dönemi geçirirler. Abdullah Avcı da şehre zaten kendini kabul ettirdi. Bizim biliyorsun bizim memlekette bizim insanımıza biraz zor Zor. kabul ettirdi herkese. Kimseyi beğenmeyiz biz hepimiz. Yani bence mantıklı olanı da Abdullah Avcı da söylemiş. Zaten bizden daha akıllı, daha aklı başında, daha da iyi bilen bir insan. Aynen. Bence transfer konusu, ya bugün başkanın açıklaması da o yöndeydi gibi geldi bana. Öyle öyle. Yani Öyle değil mi? ben de onu Yani, anladım. Mesela yani. o ikisini ben sana söyleyeyim. Birisi İrfan Can, birisi Viska. Ya Kesinlikle yani. İrfan Can olur mu bilmiyorum ama Viska yani sağ tarafta çok etkili bir Yani adam yani. Viska'nın kendi de istiyor. İstiyor mu onu Anladığım bilmiyorum. kadarıyla. Viska'nın Onun yaşı kendi de kaç? istiyor. Adaş yaşı var mı fazla? 30'un Ya yok mu? 29 ya 30. Tam iyi zamanlar yani. İyi İyi yani yani iyi zaman yani. alınabilecek zaman yani. Bir de Başakşehir'le benim bildiğim 2023'e kadar şeyi var. Anlaşması var. Sözleşmesi öyle mi? Çok Aha. ya bu Sözleşmesi bir şey uzun. ha, şey dedim, bir takasta kullanalım falan demişti. Abdülkadir Parmak Hüseyin'i falan kullanalım demişler de. Onu bir Yani söylediler ama onu biraz camiada büyük, saçmalık. bayağı bir tepki oldu. İşte Haklı. Abdülkadir Parmak artı Hüseyin artı 4 milyon veya 4,5 milyon euro Yani dediler. o da biraz abartmışlar yani. Şimdi O Abdülkadir yani Parmak Hüseyin falan bayağı abartmışlar yani. Bir de Hüseyin'le ilgili ben düşüncemi söyleyeyim de. Ben Hüseyin'in oynadığı yani o stoper oynadığı dönemlerde çok fazla eleştirmedim. Şöyle eleştirmedim. Yani stoper hata yapar yani. Bu bazı hatalar yaptı. Tamam basit hatalar yaptı ama bu kötü topçu olduğu anlamına gelmez. Bu çocuk için söylüyorum. Bizim şeyin stoper olan Hüseyin için söylüyorum. Hüseyin Türkmen için söylüyorum. Ben iyi bir çok, çok kötü bir topçu yani çok kötü bir stoper olduğu düşünmüyormuş açıkçası. Ya biraz daha çalışırsa, biraz da üzerine koyarsa bence Türkiye şartlarında yerli olarak bence iyi bir stoper. Yani bazıları İyi beğenmiyor. Niye zaten. beğenmiyor? Hata yapabilir. Yani bakın şey de hata yapar. Edgar da hata yapıyor. Marlon da hata. Şöyle bir şey var. Futbolun içerisinde stoperin yaptığı hata genelde golle sonuçlandıysa o çok göze batıyor. Orta sahada adamın top kaptırması, hata yapması, ileride gol kaçırması çok göze batmıyor. Bir tane kaçıyor, bir tane atıyor, kurtarıyor. Ama öbür taraftaki adam stoper bir hata yapıp gol olunca millet biraz daha fazla yükleniyor gibi geliyor. Ben Hüseyin'in kötü bir stoper olduğunu düşünmüyorum. Trabzon'da kalması taraftarıyım. Abdülkadir Aynen. Parmak onun Abdülkadir Parmak çok savruk top oynuyor. Yani takım oyununda çok fazla adapte olamıyor gibi geldi bana. Yetenekleri aslında çok basit oynasa, oyunu biraz basit oynasa çok faydalı olacak bir topçu aslında bakarsın. Şöyle adaş ya ben şöyle düşünüyorum. Abdülkadir Parmak'ın yanındaki adam bak. Berat biraz devam etsin. Sen çok daha iyi oynadığını göreceksin. Mutlaka Çünkü tabii. Ya boş adam yanındaki olmadığı adamlar gibi. kötü olunca hiçbir şey üretilmeyince oradan kendisi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yapamayacağı şeyleri yapmaya uğraşıyor. Çok Yani iki zorluyor, kişi, evet ya. üç kişi geçiyor bilmem ne. Evet Yani yani. o mecbur kaptıracaksın yani. Ya Messi tabii canım değilsin sen yani. yani. Messi Üç değilsin kişi. ki 5 kişi geç yani. Ya üç kişi arka arkaya Hüseyin'de geçtikten de sonra. aynı. Hüseyin'de de aynı. Yani Hüseyin'i kesinlikle antrenörler, teknik direktörler kötü görmüyor zaten. Bizim taraftar kötü görüyor. Şenol Ya Güneş'in bizim de 5. stoperim diyor. 5. stoperim diyor. Hüseyin için. Şenol Hoca. Ada şuna katılır mısın bilmiyorum ama yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Başkaları için söylemiyorum. Şimdi yine tepki gösterecekler. Yine şimdi dinleyen arkadaşlar tepki gösterebilirler de. Biz bazen taraftar olarak haddimizi aşıyoruz gibi geldi bana. Yönetimle alakalı sınırı eleştiri sınırını kendi çapımızda yapmamız lazım. Teknik direktörlüğü olan yani bir amatör top oynamak şimdi Abdullah Avcı'nın bilgisine sahip olmak anlamına gelmez. Teknik direktörü eleştirirken yani bir haddimizi bilmemiz lazım. Futbolcuyu eleştirirken haddimizi bilmemiz lazım. Şimdi o futbol sahasında hepimiz iyi kötü amatörde falan oynadık. Bu iş bu kadar kolay değil. Dışarıdan görünen Tabii kadar ki, tabii. kolay değil. Biraz yani taraftar bir haddini bilmesi lazım. Ben kendim için söyleyeyim en azından da.
Benim yapabileceğim en büyük eleştiri, ben Hüseyin'in benim açımdan kötü topçu olmadığını. Ha, hoca der ki bu adam kötüdür, ona yapacak bir şey yok. Saygı duymaktan başka bir şey yok yani. Ya Ben ben böyle düşünüyorum. Ben çok fazla böyle daha önce de söyledim. Daha önce de söyledim. Rotasyonda mutlaka olması lazım Hüseyin. Yani Evet. yani ikilinin birisi olmayabilir yani şu anda, çünkü çok iyi adamlar Edgar'la Vitor. O ikisinden biri olmayabilir ama rotasyonda yedekte mutlaka olması lazım. Olması lazım. Yerli olmasının biraz daha avantajı mutlaka var yani. Türk Tabii. olmasının, yani Trabzon olmasının dışında Türk olmasının biraz daha avantajı var. Abdülkadir Parmak biraz basit oynarsa çok faydalı bir topçu olur bence. Şu anki Aynen. oynadığının ben takıma çok katkısı olduğunu düşünmüyorum ama kendisi potansiyelin farkında değil. Basit et indirirse biraz daha, yani biraz da temasla oyuna uzak durursa, çünkü fizik olarak biraz zayıf bir çocuk. Temasla oyuna uzak durursa faydası olur diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem, bu kadar. Yani çok çok daha fazla ilerisine gitmeme, Abdullah Avcı'yı eleştirecek kadar ileri gitmeye gerek Tabii yok. şey konularına Haddimizi bilelim daha girmemek fazla. lazım. Ya şimdi şöyle mesela Pereira, ya ben de yazdım. Pereira'nın yani gitmeseydi, yani 4 ay sonra gitseydi iyiydi ama şöyle söylendi. Abdullah Avcı'nın kararı dendi. Ya şimdi teknik direktör böyle düşünüyorsa, gitmesinin daha faydalı olacağını düşünüyorsa bize saygı duymak düşer yani. Başka bir şey düşmez. Yani tamam düşüncemizi söyleriz ama orada bilecek olan Abdullah Avcı'dır. Ya teknik direktöre güveneceksin ya da o teknik direktörle görev yapmayacaksın yani. Yani Başka şansı yok yani. ben de şey paralelen bu şekilde gitmesine karşıyım. Ancak Abdullah Avcı'nın açıklamalarından sonra bir medeni insan nasıl bir ayrılık yaşar, bunu gördük işin açıkçası. Abdullah Avcı çok gayet mantıklı, çok basit bir şekilde hepimiz anlattı bunu. Ben paralelen konuştum. Sezon sonu planlamamızda sen yoksun. Gel biz de teknik direktör, teknik ekibe katıl diye bir teklifte bulunmuş. Yani bir futbolcu nasıl ayrılabilirse Abdullah Avcı o şekilde ayrılmış. Tamam, o bir kenara koydu. Yönetimin daha değişik bir şekilde ayrılması lazımdı. Hani takdir bunların, sonuçta parayı veren yönetim, parayı bulan yönetim. Başarısızlıkta faturayı ödeyecek olan Abdullah Avcı. Bu şekilde yaptılar. Yönetim biraz daha iyi bir uğurlama yapabilir. Ben de üzüldüm paraların gitmesine. Gerçekten çok, yani yabancı olup da bir takım bu kadar, bir şehri bu kadar benimseyen bir adam son dönemde fazla gelmedi herhalde. Ve Pereira'nın da kariyeri çok da kötü bir kariyer yok, yanlış hatırlamıyorsam yani. Yok yok. Portekiz'de değil mi? Yani Portekiz, Portekiz'de Lisbon'da mı oynadı sabit? Benfica'da herhalde yanlış bilmiyorsam. Benfica'da mı? Yani neyse Benfica. artık, sonuçta bir futbol ülkesinde iyi bir kariyeri var diye biliyorum. Yani bir yönetim buna bir şey yapabilir. Güzel bir uğurlama yapabilir. Aynen, Herkes gidecek aynen. sonuçta. 36 yaşında sabek. Yani ben de Tabii çok tabii. seviyorum kendisini. Tabii. Ama Ya yönetim takdiri de buna da. bir de bizim taraftar yani şimdi yerli futbolcu 36 yaşında olsa ona göstereceği tepkiyle Pereira'ya gösterdiği aynı değil. 36 Ama yaşı Pereira değil çok o. candan bir insan yani. Ha Ondan biraz yok da biz ondan yok seviyoruz. kendini veriyordu, Nasıl? tamam kendini Tabii veriyordu yani. da yani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani bakış açısı çok önemli. Hani sen Evet, tabii. yerliye anında tepkiyi veriyorsun ama yabancı Evet, olunca öyle biraz daha yapıyor şey canım. oluyorsun. Yani onda da biraz daha yerliden Ama yana daha şey olmamız lazım diye düşünüyorum. En azından bu kadar sert olmamalıyız. şuradan bağlayabiliriz belki. Ya bu çocuk bizim çocuğumuz, nasıl diyor ya, ben Trabzon çocuğuyum oynarım diyorsan sen de bizim çocuğumuzsan sıfır şey diyersin yani, eleştiri de biraz fazla yabancıya göre. Oradan hani biraz avantajı var ama biraz da dezavantajı olacak. Biraz biz o konuda hoyrat davranıyoruz kendi adamımıza, doğru. Onu ben de büyük hata. Bizim de hatamız, tamam anlıyoruz. Kendi adamımıza biraz hoyrat davranıyoruz. Bu sadece Trabzonlar için değil, kendi insanlar için de geçerli. Tabii, O aynen. konuda biraz eksiğimiz var. Biraz heyecanlı bir millet olduğumuz için herhalde böyle oluyor. Ya Maç abartmamak günü hiçbir şey kaydıyla. konuşmasak. Ya abartmamak kaydıyla da şimdi maç günü, maçın stresiyle, maçın siniriyle o gün konuştuk diyelim. Konuşmuyoruz ama ya ağır küfür, hakaret falan ben özellikle sosyal medyada kesinlikle kullanmam böyle bir şey. Onu geçtik hadi. Ertesi günü de geçtik. Ya şimdi şu konuşmanın altına geçen gün yapmış olduğumuz konuşmanın, dedi ki ya başkan çok fazla eleştirecek bir şey yok. Adam dedi ki ya onu eleştirmeyeyim, kim eleştireyim? Taraftarı mı eleştireyim? Ya benim anlattığımdan bu mu çıktı yani? Ben diyorum ki başkan bir futbolcu istemiştir. Ruhu Fleyt'i alamadı. Alamadığı için de çok da eleştirmeye gerek yok. Adam bir onu eleştirmeyeyim de bu şeyi kendimizi mi eleştirelim? Başkan 17 milyon euro bir şeyden aldı. Bir sürü gazeteden aldı. Ben çok merak ediyorum. Ya bu hep geliyor da bu giden paralar nereye gidiyor? Yani bu adamlar bedava mı oynuyor? Bu kulüpte kaç kişi çalışıyor adaş biliyor musun? Vallahi yani Bir 200 kişi var mıdır rahat? yüzden aşağı değil kesin.
100 kişi kaç çalışıyor diyelim. 100 kişinin çalıştığının bir işletmenin gideri olmaz mı? Bu her hafta deplasmana gidiyorsun, otellerde kalıyorsun. Bunların gideri olmaz mı? Bu kulüp sadece gelenle mi ayakta kalıyor yani? Bunların gideri var. Asıl Bu sıkıntı 17 milyon zaten, ne yaptı, 17 milyon cebine atmadı herhalde bu adam. Ya. Bu kadar asıl basit değil bu sıkıntı işler ya. geçmişten gelen. Ya Tabii ki geçmişten ya. gelen dünya kadar borç var. Zaten Evet. önemli olan geçmişten geleni çevirebilmek. Biz sadece çevirmeye çalışıyoruz şu anda. Yani borcu da, yani diğer kulüpler de dahil, biz gene onlara nazaran daha iyiyiz. Sadece çevrilmeye çalışılıyor. İleri atıyorsun, yapılandırarak ileri atıyorsun. 17 milyon cebine girse adamın, zaten kulübün Ya öyle bir şey kasasına girse olabilir mi? onu. Ya öyle, ya Türkiye'de transferlerde bir takım şeylerin döndüğünü herkes biliyor da, yani ben şimdi başkan şampiyonluğu sattı, Yusuf'tan gelen parayı cebine attı veya yönetici Charlotte'tan gelen parayı cebine attı. Ya bir şeyi beyan esastır arkadaş. Aksi ispat edene ne kadar o beyana inanacaksınız. Yani bunu ispat Aynen. edebiliyorsanız çıkacaksın, söyleyeceksin. Bu adam bu takımı şampiyonluğu nasıl sattı? Bu kadar basit mi bu işler? Bir adamı satmaktan, bir adamı hain olmakta suçlamak ne demek ya? Basit mi bu kadar bu işler? Bir yanlış oldu, orada bir şeyler döndü. E bunu açıklayabilirler mi? Açıklamadıklarına göre demek ki gizli kalması gereken bir şey var. Ya bu kadar da herkesi böyle küstürmek, herkesi küstürerek göndermek, böyle lanet olsun takımı deyip de göndermek, bu herhalde bir tek bizde var ya. Yani Yok. Fenerbahçe'nin o 2011 yılındaki şike yaptığı veya ceza alan adamlara bakıyorsun, hep eski Fenerbahçe futbolcusu. Ben demiyorum ki yani bizim futbolcuların gidenler de böyle yaptı demiyorum ama adamlar bir şekilde oradan ayrılsa bile bir sempati duyuyorlar. Ya bize gidenler bize düşman oluyor. Bu kusur hep gidenlerde mi? Bizde hiç suç yok mu yani? Bizde hiç kabahat yok mu? Her gideni biz küstürüp gönderdik. Her gidene hakaret ettik. Ya Sosa giderken arkasından neler söylendi? Ya bu adam sözleşmesi bitti. Bir şekilde bir olay da oldu gitti. Tabii tabii Şimdi gelmek gidebilir istiyor. yani. Gidebilir. Çok basit. Bu medeni bir olay değil midir ya? Aynen Ya aynen. David Beckham denilen adam o dönemde İngiltere'de top oynarken o kadar popülerdi ki başkanlığa adaylık olsa seçilecek bir adam. Doğru mu söylüyorum? Yanlış mı söylüyorum? Aynen. Aynen Öyle değil mi? hala seçilebilir. Yine değil mi? Alex Ferguson adamın kafasına krampon attı, takımdan kovdu ya. Kimse gıkını Aynen. çıkarabildi mi? Ya bu kulüp ya, Manchester United diye bir kulüp var. O gittikten sonra Manchester United halinden Manchester United yani. Tabii. Daha Kişilere büyük bağlı başarılar kalmanın da kazandı tabii yani. ki yani. Ya bu kişilere bu kadar bağlı kalmanın bir anlamı yok. Ama yani biz biraz hoyrat Aynen. davranıyoruz. Bazı şeylerde hoyrat davranıyoruz. Çoğu şeyde davranıyoruz da. Ya işte gereksiz yüceltiyoruz, gereksiz yerin dibine sokuyoruz. Yani her yaptığımız biraz fazla oluyor. Diyorum ya, Fazla biraz oluyor, evet. abartılı. Ya Aynen. normalinde yapsan zaten herkes eleştiriye açık. Herkes Aynen eleştiriye öyle, tamam. açık. Yani şimdi şöyle düşün, biz burada şey yapıyoruz, alttan şöyle de bana da ilk gün bir şeyler dediler, ben mesela etkilendim Yani ondan. Ama etkilensin. düşün ki şimdi Ahmet Ağaoğlu'na kaç yerden insanlar şey yapıyor, her yerden, sosyal medyadan, oradan, telefon. Ya ben şey var mesela, onların bir denizci grubu var, denizci Evet. grubu var WhatsApp. Mesela benim arkadaşım var orada, denizci. Önceden devamlı WhatsApp'tan şey yapıyordular, o gruba bilgi atıyorum, işte şöyle oluyor, böyle oluyor falan. Son işte bu başarısızlıktan sonra adam girememeye başlamış oraya. Çünkü ne Ya. diyecek? Yani insanlara ne diyecek? Çünkü başarısızsın. Başarısız Tamam. olduğunu sen de biliyorsun o Başarısız. son dönemde. Tamam, sonunda başarısızız. Biz hayatımızda hep başarılı mı gittik yani? Bizim Yok. Trabzon'un aşçıları dünya çapında başarılı aşçılar mı? Trabzon'un doktorları dünya çapında başarılı doktorlar mı? Hepsi için söyleyeyim. Olanlar mutlaka vardır. Ha. Yani ne bileyim yani senin mesleğin için söyleyeyim. Dünyada en başarılı elektronik mühendisleri dünya çapında Trabzon'dan mı çıkıyor? Ya yani herkes başarılı değil, Yok. olabilir. Bu da çok yani 19 21 tane takımın başkanı çok başarılı mı yani? Bir tane Yok, şampiyon değil, oldu. değil tabii. Başarılı değil ki yani, bu çok fazla abarttığımız zaman çok sevdiğimiz için kendi takımımıza zarar veriyoruz. Kulübümüze zarar veriyoruz. Bakın ben Anadolu görev icabı biliyorsun. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde görev yaptım. Ya yani bu 10 sene öncesine kadar çok büyük bir tevazu vardı. Çok güzel bir ilgi vardı Trabzon'un insanına karşı, Karadeniz insanına karşı. Bakın şimdi Karadeniz insanına karşı var. Trabzon insanlar nefret etmeye başladı insan. Bunu ben burada canlı yaşıyorum. Sadece Antalya'da değil yani. Doğuda olsun, batıda olsun her yerde bu şekilde bir tepki var. Bak Konyaspor'a, ben Konya'ya gittim maça. Üstümüzde iki tane bir Adanalı arkadaşla gittiğimizde. Çok eski değil. Bu Ünal Karaman'ın bir beraber kaldığımız maçta Aykut Kocaman vardı o zaman Konya'nın başında. Ya Konya sokaklarında dolaşıyoruz. Her gelen bize hoş geldin abi diyordu. Nereden geldin diye muhabbet ediyorduk. Şimdi gidemiyoruz. Ha, burada onların da hatası var. Ona bir şey demiyorum ama
Ankara'ya gidiyorsun, Ankara'da aynı şekilde formaya dolaşıyorsun, bir şey demiyorlar, hiç kimse bir şey demiyor. Bir şey vardı bize karşı. Şimdi son dönemde sosyal medyayı takip ediyorum. Ya bir nefret var. Niye böyle bilmiyorum. Ya bu bizden de kaynaklanan bir konu herhalde. Bilmiyorum tam olarak ama. Ya herkes kötü, bir tek biz iyi olamayız herhalde. Ben öyle tahmin ediyorum. Böyle Aynen bir aynen. Ya gerçekte yok yani. bakarken kendimize de bakmamız lazım. Yani Bakmamız lazım. bir Evet ya. şeylerde yanlış yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Yani bunlara bakmak lazım. Yani Şimdi Kemal'le yanlışımız varsa da düzeltmek lazım ya. düzeltmek lazım. Şimdi Kemal'le Eko Başkan'ın yani başından beri de takip ediyorum ben. Yani müthiş yaptığı işler var. Yani gerçekten müthiş yapıyor. Her türlü o konuda yani. Trabzon'da yapmış olduğu faaliyetler şimdi. Ya bu kar kış pandemi döneminde bu kadar ya hem maddi hem manevi açıdan sıkıntılı olan bir dönemde iki tane adam kalkıyor Trabzon'da. 8 tane il dolaşıyor. Ya sen 8 tane ili ben yılda bir sefer izin ayrılıyorum gezemiyorum ya. Bu adamlar orada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ya bunların çabasına bakıyorsun. Bir de orada adamların WhatsApp'tan yazışmalarına, Facebook'ta, sosyal medyada yazışmalarına bakıyorsun. Olacak iş değil yani. Kemal'le Eko iğneyle kasıyor. Adam geliyor tekmeyi atıyor, yıkıyor. Bir tane şöyle yapıyorlar. Yok bütün Sivaslılar şöyle, bütün Konyalılar böyle vesaire vesaire. Ya bu adam onda hepimizi öyle sanıyor. Ya biz alttan almıyoruz ama yani onlarda da var kötü insanlar. Onlar da karşı taraftaki insanlar da kötü insan, art niyetli insanlar var ama bunu biraz da biz kendimiz yapıyoruz gibi geldi bana. Önce Aynen. biz bu birlikteliği Dikkat etmemiz sağlamamız lazım. lazım. Bu sempatiyi, Trabzonspor sempatisini Anadolu'da sağlamak lazım. Bunun en büyük emekçisi de Kemal Abdioğlu'yla Ergin Başkan. Şu an için benim gördüklerim bunlar. Başka da varsa arkadaşların hakkını yemeyelim de onlardan da özür dilerim. Yani Aynen. varsa Yani başkanı falan. varsa da yani Evet. görüşelim, şey yapalım, onlar da Tabii ki yani onlar katılsın. da Yani anlatsınlar şeylerini yani. anlatsınlar Yani yani. biz de destek olalım imkanımız ölçüsünde. Biz de destek olalım yani. Bu Kocaeli Tabii. Faroğlu'lar Derneği var yanlış hatırlamıyorsam. Çok güzel faaliyetleri görüyorum ben son İşte bir 2-3 ayda çok güzel bir faaliyetleri var. Böyle tahmin şey gördüğüm kadarıyla. o Zafer kardeşimiz var, o Zafer O Mor. mu başkanları o mu? Onunla da görüşme yaptık. Ha Ne geçen zaman bağlanan o yaptık? arkadaş mıydı? Hı, Zafer tamam. Mor, onların Tamam. başkanı. Onların da güzel faaliyetleri var. Yani Adak benim diyeceklerim bu kadar. Bu maçla ilgili hiçbir şey söylemeye gerek yok. Ya Katar'da olacak maç geldi İstanbul'a tekrar geldi. Bence sıradan bir maç yani çok da fazla önemli olan bir maç değil. Yani Aynen, söyleyecek de başka yani bir şey yok. şeyde de çok bir istek şey yok gibi. Yani ben basın toplantısında öyle gördüm. Yani ne Başakşehir tarafında ne bizim tarafta çok fazla böyle aşırı bir istek şey yok yani diye. Abdullah Avcı'nın yerinde olsam gençleri çıkarım. Yani inandığım birkaç tane genç varsa onları da çıkar oynatırım. Bakayım göreyim dedim. Yani Trabzonspor'un şu anda misyon aslında bir şey olması lazım. Yani ben daha önce de yazdım bunu da. Yılda 10 milyon euroya bir futbolcu satmamız lazım bizim. Böyle bir misyonumuz olmalı. Ama her yıl yapmamız lazım. Diye. En az 10 milyon euroya bir futbolcu satmamız lazım bizim. Böyle bir futbolcu yetiştirmemiz lazım. Bu Berat olur, yabancı alıp satarsın, Charlotte gibi o da olur. Ama bunu sistematiğe bağlamak lazım. Bizim kalkıp da şimdi ya yanlış anlamayın da ben belki biraz mübalağa ediyorum ama Kadıköy meydanındaki büfenin parasıyla yani mülk parasıyla takım kuruyorsun sen. 10 milyon euroya falan bir takım kuruyorsun. Şimdi İstanbul'da iş yerlerine bakıyorsun. 2 tane 3 tane büfeye sen bir takım kuruyorsun. Şimdi onlarla ekonomik Aynen. olarak baş etme imkanımız bizim. Ya sen de bu iş ticaret alemindesin. Aynen Çok zor aynen. yani. Kolay Yani değil. kolay değil. O zaman bu işi biraz daha amatör, yarı amatör, yarı profesyonel yapmak lazım. Yani yerlerini Trabzon altyapısı hani sen geçenlerde sen mi söyledin herhalde? Trabzon altyapısı falan yoktur. Trabzon'da yetişen çocukların hiçbir tanesi altyapı ürünü değildir. Hani Trabzon'un yetenek. insanının yeteneğidir. Yetenek Evet, başka bir yani şey değil. yeteneğidir. Yani biraz fazla Trabzon şehrindeki insanlar biraz futbola çok fazla ilgi duyuyorlar. Bu kadar ilginin sonucunda bu kadar yetenek çocuklar çıkıyor. Yusuf Yazıcı gibi olanlar kendini geliştiriyorlar. İşte bugün işte 60-70 milyon euro konuşuyor. Yalan doğru bilmiyorum. Doğru. Geliştiriyorlar. Bu Arsenal. olabilir. Öyle değil mi? Yanlış söylemiyorum. Öyle bir Arsenal'le şey. görüşüyor Lille. Yani işte ya oynarım ben. Oynar yani Yusuf aklı başında bir şey. Kendini de geliştiriyor çocuk yani. Buradan Geliştiriyor, çok geliştiriyor gittiği kendini. gibi değil. Trabzon'un misyonu bu olması lazım. Yani kalkıp da biz Fener, şimdi Aynen. Fenerbahçe Mesut Özil'i aldı. Ya biz o Mesut Özil'e verilen para şimdi diyor ki her yılda 3 yıl 3 milyon euro orada geç öyle bir şey yok tabii onu biz inanmıyoruz da. Biz Mesut Özil'e Fenerbahçe'nin verdiği parayla takım kuruyoruz. Aynen. Şimdi biz bunlarla ekonomik olarak bunlara baş edemeyiz.
Yapabileceğimiz en güzel şey işte Abdülkadir, bir Abdülkadir satacağız, bir Uğurcan satacağız, bir Yusuf satacağız. Onun yerine iki tane koyacağız, iki tanesinde bir tanesi tutacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Ama Ya bunun içinde altyapıyı kesinlikle, kesinlikle senin söylemiş olduğun gibi profesyonellere vermek lazım. Bunlar bizim klasik altyapıyla, Sadi Hoca ile falan bu iş olmaz. Ya Sadi Hoca'ya ben saygısızlık yapmak istemiyorum. şey Yani Adaş, ben şeyle görüştüm. Soner Hoca ile, Soner Boz'la Soner Boz'da görüştüm. geçti. Evet. Yani adam o kadar güzel konuştu ki şeyi diyor. Ben diyor Serkan diyor. Kendim altyapı eğitimim yok. Ben ona şey sordum. Altyapıda çalışmayı düşünür müsünüz dedim Soner Hocam. Benim dedi öyle bir eğitimim yok. Ben orada çalışamam dedi. Yani orada çalışacak adamın mutlaka altyapı eğitimi, hani o farklı bir şey. O Değil mi yani? eğitimi almış olması gerekiyor. Ya bence de öyle. Altyapı eğitimi yani böyle nasıl söyleyeyim işte üst düzey futbolcu diye her şeyi yapma şansı yok Bak yani. aynı şeyden Altyapı konuşuyoruz demek ki. Evet. yani Tabii. tabii ya Aynı mantık şeyden var konuşuyoruz. ama işte o kişiler olması lazım. İşte atıyorum Trabzon camiasında altyapıyı götürecek insanlar olması lazım ki o eğitimi almış. Onları koy oraya. Öyle bir Değil insan mi? yok ki. Tabii. Sadece kim var camiada? Şu boşta al bunu o zaman altyapının başına götür. Öyle olmuyor tabii Yani ki yani. böyle Olmadığı böyle belli. olunca da işte altyapıdan aşırı oyuncu çıkmıyor. Ya biz ilgilen Çıkmıyor. yani altyapıdaki adam altyapıyla ilgilenen adamın o seçmelerde hani tarafsız olması lazım. Biz Hem de onu biliyorsun hem her ya şey ilişkilere ya dayalı yürüyor. Yani öyle bir şey seçtikten sonra olmaması da lazım. evet seçtikten sonra da bunun üzerine koyacak bir eğitim altyapısı olması lazım ve Tabii bunu da bilen vermesi adamlar lazım. yapması lazım. Şimdi bir profesyonel çalıştıran bir adamla altyapı çalıştıran bir adam mümkün değil bir olmaz. Ya bir Aynen. şey hemen zamanı almadan hemen bir şey anlatayım da ben bundan yıllar önce Hikmet Karaman'ı televizyonda seyrettim. Bir pazar günü yanlış hatırlamıyorsam. Bir Altan diye bir futbolcu var hatırlar mısın Adana Spor'da? Adana'da evet. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlıyorum hatırlıyorum. Fener'den Fenerbahçe'de herhalde. Fener'de ya oynadı orada herhalde Altan. oynadı daha sonra oynadı onda. Hikmet Karaman diyor ki işte Altan oradan ayrıldıktan sonra Löw oraya gitmiş. Adana Spor'da çalıştı bir ara hatırlıyorsanız. İşte ne yapıyor bu hoca yani Löw Alman hoca ya ne yapıyor diye sorduğumda Hikmet Karaman kendisi anlatıyor. Vallahi hocam iki kişiyi karşı karşıya koy hepimiz karşı karşıya diyor. Birbirimize top atıyoruz ayağımıza diyor. Çocuk gibi diyor. Siz pas vermeyi bilmiyorsunuz demiş adam. Bak o kadar Adana Spor birinci ligde top oynuyor. Futbolcuları karşı karşıya getiriyor. Karşılıklı birbirine ayaktan top atıyorlar. İşte ayak işiyle o onu vuruyor. Siz pas vermeyi bilmiyorsunuz diyor ve Almanya'da futbol hocaları 22 tane pas çeşidi tespit etmişler. 22 tane pas çeşidi tespit etmişler. Bunları öğretiyormuş adam. Şimdi biz altyapıdan bahsediyoruz. Birinci ligde top oynayan adamın durumunu ortaya bak yani. Bu adam Löw, ondan sonra da tabii ki Alman milli takımına gidiyor yani. Ben de bir şey diyeyim o zaman sen de mi? Dinleyelim. Evet. Juventus'ta şeyden Pirlo gelmeden Sarri miydi adamın adı? Evet. O Evet. Meşhur. adamın 153 tane mi ne oyunu varmış. Yani O şeyden ufak bir takımdan geldi ama oraya değil mi? ufak Evet. takımdan geldi. Ama Ama evet doğru. 153 tane oyunu varmış. Bunları anlatamıyorum. Sadece 3-4 tanesini uygulayabiliyorum diyormuş. Yani Ya. şey Juventus takım olarak yani bunu uygulayamıyor. Ben bunun Evet. üçünü dördünü uygulayabiliyorum takıma diyormuş. Yani bir Yani o adama bak, bir biz bizim yani teknik direktörlere bak yani. Biri gidiyor, evet. biri geliyor, biri gidiyor, biri Aa, geliyor. Yani aynı kişiler. yani o şey futbol biraz herhalde biz bunun işin başını da kaçırmışız herhalde sonunu da kaçırmışız. Yani sadece şimdi konuştuğumuz kelimenin tamamı işte şey transfer yapalım, transfer yapalım, transfer Aynı yapalım, transfer transferle yapalım. olmuyor ki yani. Yapalım da bizim Trabzon'un bütçesi nedir arkadaş? Allah aşkına ya. Yani bütçesi nedir Trabzon'un? Trabzon'un başka Türkiye'nin bütçesi nedir yani? Aynen, Geçen gün aynen. Wolverhampton diye bir takımın maçını seyrettim. Kimle oynuyordu? Brighton diye bir takımla oynuyordu. Dedim ya şu Wolverhampton dedim takım da yani İngiltere'de çok sıradan bir takım diye biliyorum ben. İsmini çok duymadım. Yani eğer iyi bir takımsa da o benim cahilliğimden kaynaklanıyor. Sağ tarafta Adama Traore diye bir adam var. Ha, Ya dedim şey gibi. Trabzonspor şimdi Şöyle. şu adamı alsın dedim ya Wolverhampton'da kaç para oynuyordur bu dedim. En fazla 1 milyon euro alıyordu. 5 Trabzon 3'te 4'te verse sene 25 adam bir baktım ya adam 40 milyon euro transfer market Aynen değeri var. aynen. Piyasada. Ama topçu mu? Topçu ya. Wolverhampton'un sağ açığında oynuyordu. Gerçi
Başka bir takıma gidecekler herhalde. Bir transfer şeyi vardı. Gidebilir o şey yani bilinen bir Yani. oyuncu şey İngiltere Yani adam liginde gidebilir bilinen bir yani. oyuncu. Evet. Yani ben bilmiyorum. Benim cahilliğim o ayrı mesele de, ama seyredince tabii ki görüyoruz bunları. Ya işte şimdi zaten oraya kayıyor. İnsanlar orayı izliyor yani Türk liginden çok zevk almayan İngiltere ligini izliyor, şey yapıyor. Orada Yani gerçekten hani son sıradaki takımlar bile top oynuyor yani. Futbol ya hem oynuyor top yani. organizasyonları çok güzel. Şimdi hakem yanlış kararlar veriyor. Biz de görüyoruz televizyonda yanlış karar veriyor. Gidiyor şeye, VAR'a gidiyor veya gitmiyor. Her zırtlık da VAR'a gitmiyor adamlar. VAR'a Aynen. gidiyor, 10 saniye seyrediyor, dönüyor geliyor, şak diye değiştiriyor ve tamam. Hiç kimse de gıkını çıkarmıyor arkadaş. Ya bizde VAR'a gitse de sıkıntı, çağırması da sıkıntı, Gitmese de gitse sıkıntı. gelse sıkıntı, gitmese sıkıntı, kararı değişse sıkıntı, değiştirmese sıkıntı. Ha, bu sadece bizim topçularda kaynaklanan bir konu değil. Bu biraz da hakemlerin geçmişinden kaynaklanan bir konu. Çünkü hiç kimse bu hakemlere güvenmiyor. İşte güven Sen VAR, problemi var. Fırat Aydın'ın sahanın içerisinde çok kötü hakemdi. Bence yine de çok kötü hakem. El yamcının tekidir. O adamı alıyorsun, VAR'ın başına koyuyorsun. Ne fark etti? Yanlış mı söyleyeyim? Ya bu Aynen. yaramaz adamı götürdün, oradaki oraya koydun. Daha yani şey, değişen bir şey yok. Ya hakemlere güvenmiyor. Futbolcuya da güvenmiyor. Biz de güvenmiyoruz. Futbolcu biraz abartıyor konuları bazen. Aynen. İyi adaş teşekkür Arkadaş, ettim. teşekkür ederim ben de. Zamanını aldım. Kusura bakma, hakkını Yok helal et. önemli değil önemli değil. Güzel Arkadaşlarına güzel güzel yayın oldu. Teşekkür arkadaşlarım ediyorum. selamlar. Görüşmek üzere inşallah. Sağ İyi olasın akşamlar. sağ Sağ olasın. olasın. Onur Verep Bacanam sana da iyi akşamlar. Ne oldu? Düşemedi. Var mı arkadaşlar gelmek isteyen? Görüntü kaldı orada. Arkadaşlar yayına katılmak isteyen var mı? Yayına katılmak isteyen yoksa bu akşam çok uzun tutmayalım. Yarın akşam kupa maçından sonra herhalde saat 10.30 gibi, gerçi 20.45, 10.30'da zaten maç bitiyor. 11 gibi yaparız yayını, canlı yayını. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. YouTube kanalımın 1000 abone olması çok önemli. Yayın devam etsin ama kimse katılmıyor. Bağlayamadım. O da senin gibi şeyi döndürmedi. Ergin. Telefonu döndürmediği için. Ha, bilmiyorum Ali onu. Kemal Abdoğlu. Kızımız küçük bir kaza atlatmış. Ne oldu Ergin? Bilgin var mı senin? Kemal'in kızıyla ilgili bir sıkıntı mı var? Gökhan abi o zaman seni alayım da devam etsin. He, ayağını mı vurmuş? Tamam şey yaparım. Ararız Kemal'i. Eko'da yok. Eko olsa şimdi Eko katılacak birilerini bulurdu. Eko da gitti herhalde. Gökhan abi devam et dedin ama. Devam edelim mi? Bakalım kim geldi. Şimşekel. Alo. He. Buradayım, hoş geldin. Hoş geldin Ben hoş abi. gel. Ben hoş geldim. Nasılsın? Hoş geldin. İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol valla. İyi gidiyordu. Niye
Niye katılım azaldı? İyi gidiyordu. Vallahi bilmiyorum abi. Ne yapıyor? Ne ediyor? Yarınki maçtan pek umutlu değil birkaç arkadaş galiba. Vallahi bilmiyorum. Başakşehir'in takımı çok eksik yani. Ama şimdiye kadar hep eksik takımlara karşı yenildik. Belki de ondan dolayı çekiniyor arkadaşlar ama. Olabilir. Ben eminim yarınki maçı iki farklı kazanacağız yani. Beşiktaş İnşallah. Maçına da aynı şekilde söylüyorum. Takım bir takım kendine geldi bence. Kendine güven de geldi. Sonra evet. Eko bu maçla ilgili de herhalde iddiaya girmek istiyor. 3-1 kaybederiz Eko, diyor. Eko ile girdik zaten. Ben girdik sayıyorum. Hazırlasın Eko. Ne kadar evinde forma varsa her maç alacağım ondan. Ama net alacağım. Girmeniz lazım. Yani buradan net girmediğiniz zaman Eko onu saymıyor yani. Kabul Eko etmiyor onu. Eko ters köşe yapıyor. Yani ne onu net, böyle... net ifade etmen gerekiyor. Tamam biliyor. Benim ağzımdan çıkan senet tamam, doğrudur mi? Yani. Senettir tabii. Senet mi? Sepet mi? Neyse. 2-1 dedim ben maçı alırız. Hani skor olmasa bile maçı alırız. Eko'dan da formayı seçerim. Beşiktaş maçına da bir forma daha alırım Eko'dan. Bak Eko ne demiş abi? Yarın akşam Olimpiyat Stadyumunda size fotoğraf atacağım. Kupasız demiş. Bu niye Trabzon aleyhinde çalışıyor? Ben anlamadım. O mas yapıyor. Ne zaman ki karşı takımı tutsa Trabzonspor galip geliyor. O da onu yapıyor işte. Murat Salihoğlu bağlanmaya çalışıyor. İstek yolluyorum ve telefonu yan çeviriyorum ama olmuyor demiş. Almaya çalışayım Murat Salihoğlu. Murat'a söyle. Belki telefonun yan çevirme ayarı kapalı olabilir. Öyle mi? Evet. Önce onu bir kontrol etsin. Bir tane video açsın baksın. Yan çevriliyor mu telefon? Ben çıkayım sen onu al. Gene görüşürüz tamam. Başka zaman. Tamam. Tamam kardeşim tamam. Hadi başarılar. Tamam abi sağ olasın katıldığın için. Açıksa şey yaparız şimdi. Şimdi almaya çalışıyorum. Vallahi Ergin'in telefonu da böyle sıkıntı yarattı. Onu da hiç alamadım. Dün başka bir telefonla bağlanmaya çalıştı. Onunla bağlandı. Yine bağlayamadık. Gene olmadı. Ekleniyor gözüküyor bende ama bağlanıyora geçmesi lazım. Bağlanıyora geçmedi. Bağlantı kurulamadı dedi. Demek ki bir şeyle alakalı bir sıkıntı var. Telefonla alakalı bir sıkıntı var. İnşallah başka bir zaman şey yaparız, bağlarız. Hasan abi seni bağlayacaktık. Hasan Fehmi Bayraktar'ı ama. Tabii canlı yayın şeyi açık olması gerekiyor. Deniz Kenan'ın girmesi lazım Eko şeye. Yayına katılması lazım. Yayına katılmazsa alamıyorum. Yayına gelmesi lazım. Canlı yayına gelmesi lazım. Canlı yayına gelmezse alamıyorum. İşte kim bir şey yapacaksa şuradan görmem lazım ben çağırabilmem için. Neyse o zaman
Eko onları da başka bir canlı yayında misafir ederiz. Hakan Salihoğlu, Deniz Kenan, Hacı Otkun. Siz onları paylaşabiliyor musunuz abi şeyde? Gökhan abi. Paylaşabiliyorsanız bir paylaşın. Murat Bey, ben buradan herkese selam söylüyorum ve bundan önce konuşan komutanımızın bazı fikirlerine katılıyorum ama bazılarına katılmıyorum. Aynen öyle bir yani herkesin fikri aynı değil. Kimisi farklı şeyler düşünüyor ama tek amacımız Trabzonspor. Tek şeyimiz Trabzonspor. Trabzonspor için bizi kimse sevmesin ihtiyacımız yok. Ya öyle bizi yani kendimiz sevelim anlamında söylüyoruz herhalde. Yani biz bize yeteriz diyoruz. Ama Serkan da şey anlamında söyledi herhalde. Yani böyle nasıl söyleyeyim? Diğer camiaların sempatisi değil de yani Anadolu insanı olarak söyledi. Tabii biz birbirimizi sonuna kadar sevelim, daha fazla sevelim. Aynen. Ya şöyle bazı camialar var. Mesela ben neden olduğunu bilmiyorum. Mesela Konya'da Konyaspor taraftarı çok tepkili bize. Neden olduğunu hiç bilmiyorum. Yani o statlardaki sıkıntılardan dolayı mı? Yani ben böyle hani yani düşman gözüyle bakıyorlar. Yani düşman gözüyle bakıyorlar. Konya'da hani hiç olmayacak şeyde hani araçlara saldırdılar. O maça giden insanların araçlarına saldırdılar. Yani hiç yapılmayacak bir durum. Yani maç bitti, herkes gidiyor yani dağılmış şey yapmış orada çocuklara saldırdılar. Hani ben niye öyle bir tepki var bilmiyorum. Herhalde Serkan Demirbaş'ın söyledi de yani bu konular. Niye tepki olduğunu bilmiyorum. Yani taraftarların arasındaki bir sıkıntıdan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama öyle bir şey var. Alanya'da aynı ona benzer bir olay oldu. Ama mesela Antalya Spor taraftarıyla çok iyi bizim taraftarın arası. Ama Alanyaspor'la bir sıkıntı var. Şöyle de bir durum var. Alanyaspor'la Antalyaspor arasında da sıkıntı var. Biz burada Antalyaspor'un taraftar derneğine gittik. O yani bayağı bir sıkıntı yaşamışlar Alanya'ya gittiklerinde. Olabilir. Bu İstanbul'da değil kendilerini bizimle kıyaslıyorlar olabilir. Yani çünkü biz sonuç olarak İstanbul takımlarına karşı bir başarı elde etmişiz. Anadolu takımlarının yapamadığı bir başarı elde etmişiz. Yani hele ki Ankara takımları dahi yapamamış. İşte İzmir takımları böyle bir başarı yapamamış. Ondan dolayı bir kıskançlık olabilir. Doğru, Alanyaspor yani niye öyle bir şey var bilmiyorum da gerçekten Alanyaspor taraftarının öyle bir sıkıntısı var. Yani ya Antalyaspor'la niye var? Onu aynı şehrin takımı. Herhalde ilçe muhabbetinden dolayı yani il olmaya çalıştıkları için böyle bir sıkıntı var diye düşünüyorum. Kimse gelmedi arkadaşlar. Gelen yoksa kapatacağım. Bir dakikaya kadar kimse şey yapmazsa kapatacağım. Çünkü bugün de yani herhalde bir saati geçtik diye biliyorum. Yani yarınki maçta takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah alırız maçı. Yani şey de olsa yani bana göre maç maçtır yani. Maç maçtır. Yani özellikle Süper Kupa yani şimdi bu takımların şeyine giriyor yani künyesine giriyor. İşte 8 küp Süper Kupa maçı deniyor. Bu 9. olacak. Yani önemsiz bir kupa değil bana göre. Yani bir lig maçıyla kıyaslanmayacak derecede önemli bana göre. Yani ben sadece şeyi söyledim. Basın toplantısına çıktıklarında teknik direktörlerini böyle çok böyle sanki istekli değilmiş gibi iki tarafın teknik direktörü de gibi öyle bir şey gördüm.
Yani onu ifade ettim ama bana göre de yani önemli yani. Sonuçta kupa alıyorsun. Tek bir maçta kupa alıyorsun. Şey maçını izledim ben mesela. Bursa Spor'la oynadığımız Süper Kupa maçını izledim. Mesela baya bir coşku olmuş. Orada taraftar baya bir coşmuş. O maçı 3-0 almıştık. Teofilo atmıştı bütün golleri. Çok güzel olmuş yani. Güzel bir coşku. Yani ivme de katabilir bize. Yani takıma ivme de katabilir yani şey. O maçı alırsak işte Beşiktaş maçına da bir motivasyon kaynağı olabilir. Ergin hep 3-1 kaybederiz diyorsun. Doğru. Abdullah Avcı'nın da ilk kupası olacak. Ya biz şöyle Edin İrtan'a bile hani bir tane kupası var diye adamı teknik direktör yaptık. Bir tane kupası oldu diye. Yani Abdullah Avcı için de önemli bu. Yani sonuçta bir kupası olmuş oluyor. Bir kupayla devam etmek çok önemli bence. Ya zaten Türkiye Kupası'nda da yokuz. Yani en azından sonuç olarak bir süper kupayla başlamak önemli. Abdullah Avcı açısından da, futbolcular açısından da önemli ya kupa almak. Hani o kupanın vermiş olduğu coşkuyla birlikte hani oyun gücü de artabilir oyuncuların. O yüzden önemli. Ama yani lig şampiyonluğu kadar tabii ki önemli değil. Aleykümselam Hakan Salihoğlu. Senin de katılmanı çok istedi arkadaşlar. İstek yapabilirsen, istek yollayabilirsen seni de alalım yayına. Erol Tursun kesinlikle. Aynı şekilde yani önemsiz bir kupa olmaz. Lig kupası kadar önemli olmasa bile hani inşallah alacağız yarın. Arkadaşlar Hakan Salihoğlu bakıyorum eklenebiliyorsa onu ekleyeceğim ama eklenemiyor herhalde. Eklenemiyor. Aleykümselam Fevzi Tong bakayım. Arkadaşımızı eklemeye çalışalım. O da reddetti. Ergin bu teknolojik şeyleri bir anlatsan arkadaşlarımıza. Gerçi kendin bağlanamıyorsun yani. Millete nasıl anlatacaksın? Dün Ergin bir arkadaşın telefonuyla bağlanabildi. Onu kaç gündür almaya çalışıyoruz. Kendi bağlanamadı. Arkadaşlarının telefonundan bağlandı. Konuk ol Hakan. Heh, bak. Ekleniyor diyor ama herhalde o da bağlanamadı. Herkesi şey yapacağız. Teknoloji uzmanı yapacağız. Bakalım. Murat Salihoğlu'nu gene bağlamaya çalışıyoruz. Gene olmadı herhalde Murat Bey. Ekleniyor diye gözüküyor ama şey olsa bağlanırdı şimdiye kadar. Gökhan abi demiş ki başkası bağlasın Hakan'ı. O kendi kendini bağlayamıyor. Ne adamsın Gökhan abi ya. Bey demesen şimdi Murat Salihoğlu'yla bir kere biz şey yapabildik. Bir Alanya'da şeyi karşılamaya gittik. O yüzden yani ya o
kişisel bir şey ya. Bir iki maça daha beraber gitme şansımız olursa. Mesela bir Kemal Değerli de benim dayı oğlu. Mesela seninle tanışıyor ama ben seninle tanışmıyorum mesela. Hakan Salihoğlu. O yüzden ama yani cami olarak hep bildiğimiz insanlarsınız. Afşinim ver. Her canlı yayını heyecanla takip ediyoruz. Seni de alabiliriz. Sevgili doktorum. Ali'yi kattık. Seni de katalım. Bakalım. Reddettin. Doğru. Konu Trabzonspor olunca hepimiz abi kardeşiz. Aynen. Eko gidiyor musun sen maça? Afşinim ver, nasıl anlamazsın? İstanbul'un en kral çocuk doktoru değil misin? Röportajlarını da izledik vallahi. Ali çalışıyor. Valla Eko öyle bir hava veriyor ki yarın kesin gidecekmiş gibi bir hava veriyor kendine. Teşekkür ediyorum Afşin kardeşim. Başka bağlayacağımız bakayım. Kimse. Valla Eko yarın maça girebilirse ben de alacağım formadan vazgeçerim. Maça girsin. Bana iddiada kaybettiği formayı almam yani. Sana veririm Gökhan abi. Adam onu başarsın. Yarın maça girmeyi başarsın. Turan Altan abi bağlan. Valla Turan abiyi alalım bari. Evet Turan abi seni alacağız bari. Turan abi de bağlanamıyor. Heh, bağlanmış. Bir dakika kendime yer ayarlıyorum da bir dakika. Tamam. Tamam. Evet. Valla. Turan abi moderatörümüz Eko. Heh. Evet. Hayırlı akşamlar herkese cümleten. Sağ olasın. Sağ olasın Turan abi. Şöyle yerim. Eko moderatörümüz. Evet. Nasılsın abi? Şükürler olsun ya. Bu akşam ama Antalya'da fırtına koptu gidiyor. Ha vallahi sesler geliyor. Sesler geliyor. Yok o fırtına inşallah yarın İstanbul'da da kopacak. İnşallah, inşallah abi. Ne düşünüyorsun? Nasıl olur yarın maç? Şimdi biliyorsun belki önemsiz gibi bir hava verildi ama benim için önemli bir maç. Çünkü Başakşehir'le oynuyoruz. Aynen. Sonuçta geçen seneki travmayı yaşamamızın sebeplerinden biri de Başakşehir. Onun bir travması var. Ben kendi açımdan önemli bir maç. Trabzonspor her maça zaten önemli ehemmiyet içinde çıkar. O yüzden de önemli bir maç. Yarın bu kupa Trabzonspor dişini tırnağına takacak.
bu kupayı alıp getirecek bize. Öyle bakıyorum. İnşallah. Ya ben önemsiz bir kupa yok abi ya. Her maç ya maç bile önemli ya. Ya biz çünkü hazırlık maçında bile takım yenemediği zaman etkileniyoruz yani. Ben mesela sene başında o Rize maçı falan var. Onlarda bile çok üzüldüm. Yani oyunda çok üzüldüm. Yani oyun anlamında çok üzüldüm. Rize maçında 2-1 kaybettik ama yani oyun olarak da çok kötüydük. O maçta bile çok üzüldüm. Yani işte tabii ki yani bugün bir sahada Trabzonspor varsa, hazırlık maçı bile olsa bizim için çok önemli. Çok şey ifade ediyor yani. Aynen. Aynen abi. O yüzden yani dediğin gibi bir de Başakşehir'e karşı. Yani Turan abi biraz bağlantın kötü herhalde. Ha bir gider gibi oldu abi. O yüzden yarınki maçın da benim için ve camia için ehemmiyeti büyük bir maç. Bir kupa var ortada. İkincisi Başakşehir'le oynuyoruz. Önemsiz olamaz yani. Yani ne kadar Abdullah Avcı ve işte karşı taraf rahat konuşsalar da aslı önemli bir yer, önemli bir maç, önemli bir rakip. Aynen. Aynen abi. Öyle düşünüyorum. Yarınki maçı. Ama Trabzonspor en kötü zamanında bile çıktığı maçları koparmak için, kazanmak için çıkar sahaya. Aynen. Aynen. Önemsiz maç yok bana göre de. Aynen. Önemsiz maç yok. Her maç önemli. Tabii ki. Yani özellikle kupa maçı daha önemli yani. Ben bir de futbolcuların bu maçı yani ciddiye alacağını düşünüyorum. Yani belki o şeyde işte basın toplantısında belki öyle bir şey olmuştur da hani bize öyle gelmiştir. Ama yani sonuçta futbolcu kendi beyinlerinde o bu maçı kesin önemseyip ona göre çıkacaklardır maça. Tabii yani Trabzonspor bir yapılanma da işte biliyorsun geçen senenin iyi kadrosunun bozulup bu sene tekrar bir kadro kurulması, o kadronun işte üstüne işte teknik direktör Avcı'nın şu an bir yükleme yapıyor. Bir takıma bir uyum süreci geçiriyor Trabzon. Bu kadro ile bile bir şeyler yapabileceğini gösterecek. Bu zamana kadar da transfer olmadığına göre demek ki biz büyük ihtimal bu kadro ile beraber gideceğiz sezon sonuna kadar. Ben Abdullah Avcı'yı daha önce de konuşmamda da söylemiştim. Hani çok olumlu bakmadık ama şu an Abdullah Avcı iyi gidiyor. İyi şeyler yapıyor. Çünkü elindeki kadro belli, kalite belli. Bu kalitedeki bir takımı bu şekilde oynatmak, buralara getirmek, tabii maharet işi, bir bilgi işi. İyi şeyler yaptığını görüyoruz. Bu maçta ve bundan sonraki maçlarda da daha çok belli olacak. Çünkü şimdi daha zorlu rakipler geliyor. Kupa maçı, arkasından Beşiktaş maçı. Yani şimdi ciddi rakiplerle karşı karşıya geleceğiz. Nifton zamanı bunların hepsine yenildik zaten ilk yarı. Ama şimdi Avcı'yla beraber esas test şimdi başlıyor. Şey Murat Salihoğlu şey demiş abi 2010-11 Süper Kupa finali oynanmadan bu maça neden çıkalım? Gerçekten neden o hala oynanmadı o maç? Ne anlamadım ben. Sesin gelmedi. Murat Salihoğlu yazmış ki 2010-11 Süper Kupa finali oynanmadan neden bu maça çıkalım? Anladın mı abi? 2011 Abi herhalde bağlantın kötü. Turan abi. Fenerliler mi sabote etti abi? Dışarıda fırtına var.
Hava şartlarından belki. Ha, biliyorum biliyorum. Olabilir, olabilir abi. Ha, senin de görüntün yok demiş. Benim de şey kötü çekiyor olabilir. Duyuyor musun? Çok iyi duymuyorum abi. Demek ki Antalya'da bir sıkıntı var. Olabilir abi. Antalya genelinde sıkıntı olabilir. Çünkü baya bir fırtına var. Neyse abi, o zaman bitireyim ben bu akşamki yayını. Ha, bende sorun yok mu? Sendeymiş sorun Turan abi. Neyse ben duyamıyorum şu an. Eğer duyan varsa herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi İnşallah akşamlar abi, iyi akşamlar. yarın başarıyla çıkalım o sahadan. Kupayı da alalım. Bütün Trabzonsporlu Ha. kardeşlerimize, abilerimize selamlar, sevgiler, saygılar. Şimdi gelmeye başladı abi sesin. Şimdi mi düzeldi? Ha. Şey dedim Ya demek abi. ki hava yok. Murat Salihoğlu demiş ki 2010-11 Süper Kupa finali oynanmadan bu maça neden çıkalım? Bak, Antalyaspor'a da transfer yasağı gelmiş. Efendim abi. Alo. Sende abi sıkıntı var, sende. Geliyor mu sesim konuşmam? Şimdi geliyor. Şundaki Yok abi, çok. seni keserim bari de. Çünkü böyle olmuyor. Tamam abi, tamam. İyi akşamlar abi, çok sağ ol katıldığın için. Belki duyuruyorsam size iyi akşamlar dileyim. Artık başka bir gün daha net, belki yarın Tamam, maçtan sonra tamam, daha net tamam abi. konuşuruz. Trafoya kedi girdi diyorlar. Peki. Hadi cümleten herkese çok Hadi iyi akşamlar abi. Çok sağ ol. selamlar. Ben Abilerimize, kardeşlerimize, bütün Trabzonsporlara çok sağ ol abi sevgi, katıldığın saygılarla için. görüşmek üzere. İyi İyi akşamlar. akşamlar. Turan abi çıkamıyor artık. Arkadaşlar, teşekkür ediyorum katıldığınız için. Antalya'da çok acayip bir fırtına var. O yüzden yayınlarda sıkıntı oluyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarın galip geliriz. Galip geldikten sonra daha güzel bir canlı yayın olur. Teşekkür ediyorum herkese desteği.